Elektronik bilgi kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz güç kaynağının bakım ve onarımını yapacağız. Kaynağını projelerimizde kullanabiliriz. Genel olarak devresini kullanacağımızı düşünüyorum ama yine de dış kabına yine bağlantıyı söküp temizleyip ondan sonra tekrardan kutusuna yani bu şekilde tekrardan toplarız. Bayağı bir sorunu var. Şurada düğmesi çalışmıyor. Burası 220 volt girişi kırık. Şurası fanda ses yapıyor. Çok yavaş dönüyor. Bunları bir temizlememiz gerekecek. İçerisi de bayağı tozlanmış. Bu sebeple çok toz çıkacaktır. Kapalı ortam olduğu için tozmasın diye. Fanda da şöyle basit bir filtreleme yapacağız. Filtreleme olarak bu ıslak mendili kuruttum ben. Bu şekilde bunu kullanacağız. İsterseniz şu şekilde karbon filtreler de kullanabilirsiniz veya bez de kullanabilirsiniz. Önemli olan biraz geçirgenliği iyi olsun. Yoksa hava çıkışı olmaz. Kiri toplayamaz, hatta üfler. Öncelikle fanımızı bir halledelim. Ondan sonra bunu parçalarız. Şu şekilde. Buraya şuradaki vidalarla tutturacağım. Bunlar tamamen sıkmıyor fanı. Üzerine geçireceğim sadece. Olabildiğince gergin olursa iyi olur. Bu arada fanın üfleme yönü dışarı doğru olacak. Buradaki çektiğimiz havayı diğer tarafa doğru üfleyecek. Fanımızı hallettik. Artık güç kaynağına geçebiliriz. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi önceden açılmış bir işlem yapılmış herhalde. Buradaki vidaları sökeceğiz. Sonra yine devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı bir tozu topladı, çekti. Ortamda yani tabii ki de toz oluyor mutlaka da bu kadar çok toz olmadı. Havalandırma olarak bayağı bir işe yaradı. Artık bunu atabiliriz. Aslında şöyle devreye bir bakalım. Gördüğünüz gibi ara ara göstermeye çalıştım. Buradaki kondansatörler 200'er volt.
ve kondansatörler tam temas etmiyor. Lehimleri bayağı bir sorunlu olmuş. Buna bağlı olarak yine burada birkaç tane daha yerde kablolarda mablolarda sorun var. Onları teker teker lehimleyeceğiz. O yüzden devre sıvısını kullandım. Üst yüzeyine de birazcık sürmeye çalıştım olduğu kadarıyla. Normalde pek üst taraflarını sürmem. Sadece alt taraflarını sürerdim ama devre çok eski. Durum bu şekilde. Yine de temizleyebildik. Fanını da yine temizledik. Fanın aslında değişmesi gerekiyor. Fanda bir sorun var yani belli. Şeyler yapılmış, işlem görmüş. Ama değiştirmeye gerek yok. Bu devreyi yine sökeriz. Zaten kendi projelerimizde kullanacağımız için önemli değil. Bunu birazdan yapıştırırız. Havyamızı önce bir çalıştıralım. 300 dereceye ayarlı. Şöyle açtım. Bu ısınak alsın. Kondansatörlere bir lehim atacağız. Bilgisayar güç kaynağı yani power supply'ı bu şekilde bakım ve onarımını yapmış olduk. Normalde fan gerçekten bozuk. Aslında fanı da arasını açıp da tekrardan onu da bir incelerdik. Belki yapılabilecek bir durum varsa üstündeki kanatların olduğu kısmı, plastik kısmı değiştirebilirdik. Uğraşmaya gerek yok. Kendi projemizi yaparken bunun içinden devreyi aldığımız zaman zaten fanı da değiştireceğiz eninde sonunda. Ya büyük ya da küçük kullanırız. Belki bunun birebirini değiştiririz. Buradaki 220 volt girişinin soketini normalde bozuk olmayanı takacaktım, değiştirecektim. Ama gerek yok, şimdi bu şekilde idare eder. Kullanacağımız zaman devrelerde bir test edersek, bunlarla ilgili bir şeyler yaparsak, şimdi bu şekilde idare edecektir. Yine bu anahtarı da zaten başka devrelerden söktüydüm, başka cihazlardan söktüydüm. Bunu da buraya şimdilik bağladık. Bir test edelim. 220 volt girişimizi taktığımız halde şu an açık konumda. Normalde fandan bir ses gelmesi veya bir çalışması gerekiyor. İsterseniz avometreyle şöyle bir de ölçelim. Şimdi şurayı da 20 volt'u aldım. Maviyi siyaha, sarıyı da sarıya taktığım zaman hiçbir şekilde gerilim görmüyoruz. Bunun sebebi bu tür bilgisayar güç kaynakları yani power supply'ler ek bir tetikleme gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz yeşil renk ve siyah renkleri birbiriyle kısa devre etmemiz gerekiyor. Ben bunu şöyle cımbızla kısa devre edeceğim. Fanımız da çalıştı. Birazcık ses geliyor. Videoya geliyor mu bilmiyorum ama ses bu şekilde duyuluyor. Halbuki bayağı bir yavaş dönüyor. Tekrardan gerilimlerine bir bakalım. Bunu yine siyaha taktım. Sarıyı sarıya taktım. 12,5. 12 volt. Kırmızıya taktığımız zaman 5 volt. Beyaza taktığımız zaman -5. Bunlar simetri besleme için kullanılıyor. Yine burada bir turuncu var. 3,3 olması lazım. Mavi var. Bu da herhalde 12 mi? -12. Başka şu ön tarafta deneyebileceğimiz işte 5 volt var. Yine simetri beslemeler var. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur.
Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.